Kavram haritasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Üretim, dağıtım ve tüketim etkileyen beşeri faktörlerin kavram haritası verilmiş 1 ve 2'ye ne gelebilirdi? Üretim, dağıtım ve tüketim etkileyen bir doğal faktörler var. Bir de beşeri faktörler var. Bize beşeri faktörlerin kavram haritası verilmiş 1 ve 2 beşeri unsurları bulmalıyız. Bakalım şıklarımıza. E şıkkı. Bir yer şekilleri iki coğrafi konum. İkisi de doğal faktördür olmaz. D şıkkına bakalım. Moda. Beşeri faktör su, ıı, toprak özellikleri doğal faktör olmaz. C şıkkı reklam beşeri faktör, su kaynakları doğal faktör olduğu için olmaz. B şıkkına bakalım. İklim doğal faktör, ulaşım beşeri faktör. İklim doğal olduğu için olmaz. Maş şıkkına baktığımız zaman teknoloji beşeri faktör, iş gücü beşeri faktördür. Bize beşeri faktörlerin kavram haritasını verdiği için ne demiştik? 1 ve 2 beşeri unsurlar gelmeli. O yüzden sorumuzun cevabı A şıkkı teknoloji ve iş gücüdür. Yukarıda verilen faaliyetlerden hangileri dağıtım sektörünün gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır? Özellikle mal ve hizmetlerin tüketiciye, pazarlara ulaşmasına biz dağıtım faaliyeti diyorduk. Özellikle ulaşım, iletişim hizmetlerinin gelişmesi dağıtım sektörünün gelişmesine katkı sağlamıştır. Tarım katkı sağlamaz. Yine turizm katkı sağlamaz ama iletişim ve ulaşım hizmetlerinin gelişmesi mal ve hizmetlerin pazarlara ulaştırılmasında yani dağıtım faaliyetlerinde oldukça etkilidir. O yüzden sorumuzun cevabı B, 1, 2, 1 ve 3'tür. Aşağıdakilerden hangisi beşeri faktörlerin ekonomik faaliyetleri etkilediğine örnek gösteremez. Beşeri faktörler dedi, insani faktörler. Bakalım hangisi diyor insanların ekonomik faaliyetleri etkilediğini örnek olamaz diyor. Ekonomik refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde tüketim fazla olması. Refah seviyesinin yüksekliği düşüklüğü insani bir faktördür ve bu tüketimi etkilemiş bunu örnek verebiliriz. Kara demir ve deniz yollarının gelişmesiyle dağıtımın gelişmesi. Kara demir deniz yollarını kim geliştirdi? İnsanlar. Bu da dağıtımı etkiledi. Yine beşeri faktörlerin ekonomik faaliyetlere bir örneği. Değişkına bakalım. Farklı pazarlama teknikleriyle teknolojik ürünlerin daha fazla satılması. ve farklı pazarlama tekniklerini kim geliştirdi? İnsan. E, bu da ürünlerin daha fazla satılmasına, tüketilmesine neden oldu. Yine beşeri bir olay. E şıkkına bakalım. Temel ihtiyaçlar arasında yer alan çeltik, buğday ve patates üretiminin fazla olması e bu insanların temel ihtiyacı insani faktörlerin temel ihtiyaçlarından dolayı çeltik, buğday, patates üretimi fazladır. Yine beşeri insani faktörlerin bir etkisi. Keş bakalım. Kar yağışı ve eğimin fazla olduğu yerlerde kış turizmi'nin gelişmesi. Burada insanların ekonomik faaliyetleri direkt bir etkisi yok. Kar yağışı ve eğim fazla olacak ki buna bağlı kış turizmi gelişecek. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. yılların başında nüfusun fazla olması ülkeler için sorun olarak görülmekteydi. Ancak bazı ülkeler sahip olduğu fazla olan nüfus potansiyelini üretimde doğru kullanarak gelişme göstermiştir. Bu duruma haritada numaralanmış ülkelerin hangisi örnek gösterilebilir? Hangi ülke diye nüfusunun fazla olmasını düzgün bir şekilde kullanarak sanayisini geliştirme göstermiştir diyor. Özellikle 2000 yıllardan sonra diyor. Bir ABD yıllardır gelişmiş. 5 ee, numara Yeni Zelanda nüfus zaten az. 4 numara Arjantin'e gelişmemiş yani gelişmekte olan bir yer. 3 numara Nijerya geri kalmış bir yer nüfusunu düzgün kullanamamış. 2 numara Çin ise özellikle 2000 lerden sonra Çin nüfus oldukça fazla biliyoruz. Sanayisini hızlı bir şekilde kalkındırarak bunda neyden faydalandı? Ucuz iş gücünden faydalandı ve Nüfusun fazla olmasını, e, nüfus potansiyeli doğru bir şekilde kullanmış oldu. O yüzden soruda verilen paragrafa göre en mantıklı cevap B, Çin'dir. Aşağıda buğday ve buğday ürünleri üretiminde çalışanlarla ilgili bazı özellikler bilinir. Buna göre çalışanların içinde bulunduğu ekonomik faaliyetler aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Nihat, damla sulama sistemleriyle kalitesi yüksek buğday yetiştirmektedir. E, Nihat bir şeyler üretmektedir. Gördüğümüz gibi ne üretiyor? Buğday üretiyor. Nihat üretim. Mitat kendine ait fabrikalarda buğday kullanarak un üretmektedir. E, Mitat de yine ne yapıyor? Buğday una çeviriyor. Yani bir üretim aşamasında faaliyetinde çalışıyor. Semih Konya'da un kullanarak bisküvi imal etmektedir. E, Semih de baktığımız zaman ne yapıyor? Bisküvi üretiyor. Bu da üretim faaliyetindedir. Kerem Konya'da üretilen bisküvileri Mersin Limanı üzerinden Afrika ülkelerine ihraç etmektedir. E Kerem ne yapıyor bunu arkadaşım? Konya'da üretilen bisküvi Mersin Limanı'na daha diğer ülkelere götürüyor. Dağıtım yapıyor. Melek haftanın bir günü kreşinde öğrencilerine bisküvi ikram etmektedir. E, Melek de ne yapıyor arkadaşım? Bu üretilen bisküviyi öğrencilerine yediriyor. Yani tüketim faaliyetinde bulunmuş oluyor. E, baktığımız zaman üretim faaliyetlerinde Nihat, Mihat Semih üretim faaliyetinde olacak. Nihat, Mihat, Semih üretim faaliyetinde. Kerem dağıtım faaliyetinde. Melek de tüketimde olacak. Ve baktığımız zaman o zaman bu şıklar uyum sağlayan yer B şıkkıdır. Yukarıda verilen ekonomik çalışmalardan hangileri ikincil üretim faaliyetleri içinde yer alır? İkincil üretim faaliyetleri özellikle ham maddeyi kullanılabilir hale getirme işidir. Özellikle Sanayi, sanayi faaliyetleri, inşaat faaliyetleri ikincil ekonomik faaliyetler içindeydi. Tarım birincil üretim faaliyetleri içinde, sanayi ikincil üretim faaliyetleri içinde, enerji ikincil üretim faaliyetleri içinde, ticaret ise üçüncül hizmet sektörü içerisinde yer alır. Size ikincil üretim faaliyetlerini sorduğu için sorumuzun cevabı 2 ve 3 yani CŞK. Bitkört'ün orman olduğu ülkelerde kereste, mobilya, kağıt gibi orman ürünleri sanayisi gelişmektedir. Buna göre söz edilen sanayi konunun haritada numaralanmış ülkelerden hangisi de gelişmesi daha zordur? Bakalım. 1. Kanada. Sert karasal iklim koşulları vardır. Buna bağlı iğne yapraklı ormanlar yani taygalar. Taygalara Kanada'da boreal ormanları denir yer alır. İki Rusya yine dünyada en zengin orman varlığına sahip olan ülkelerden birisidir. Kuzeyinde Sibirya'da özellikle sert karasal iklimden dolayı iğne yapraklı ağaçlar, ormanlar yani Tayg ormanları bulunur. 5 numara Endonezya ekvatoral bölgede yer alıyor ve tropikal yağmur ormanları yer alır. 4 numara Brezilya yine dünyada en zengin orman varlığına sahip ülkelerden birisidir. Amazon ormanları yer alır. Yani tropikal yağmur ormanları bulunur. 3 numara ise arkadaşım 3 numara ise Cezayir'dir. Cezayir geleninde genelde çöl iklimi hakimdir ve bitki örtüsü seyrektir. O yüzden verilen ülkeler içerisinde orman sanayinin, mobilya kağıt keresi sanayinin en az gelişme gösterebilecek potansiyele sahip olanı 3 numara Cezayir'dir. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenmez? Teknolojik gelişmeler üretim, dağıtım ve tüketimin artmasını olumlu etkilemiştir. Evet, teknolojik gelişmelerle üretim artmıştır. Dağıtım daha da fazla gelişme göstermiştir. D. İnsanların gelir düzeyine göre tüketim miktarı ve türü değişmektedir. Evet, insanların gelir düzeyi arttıkça tüketim miktarı da artmakta, türü de değişmektedir. C. Çabuk bozulmayan sanayi ürünlerin dağıtımında deniz yolunun kullanması daha en akınıktır. Evet deniz yolu tek seferde en fazla yolcu ve yük taşıyabilen ulaşım sistemidir ve dünya ticari mallarının özellikle yaradan fazlası bu konumundan dolayı deniz yollarla taşır. Tabi bunda dünyanın dörtlü üçünün sularla, okyanuslarla, denizlerle kaplı olması da etkendir. B. Temel gıda maddelerinin üretim ve tüketim fazladır. Evet temel gıda maddeleri insanların besin maddelerini oluşturuyor. Yani insan gün içerisinde besin ihtiyacını karşılamak zorunda. Bu da temel gıda maddelerinin üretimin ve tüketiminin fazla olmasına neden olmaktadır. A. Yeryüzünde ilk üretim sanayi değirimle başlamıştır. Yeryüzünde ilk üretim sanayi değirimle değil, tarımla birlikte başlamıştır arkadaşlar. O yüzden sorumuzun cevabı yanlışı sorduğu için A şıkkıdır. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde sanayi ve hizmet üretimi daha azdır? Sanayi ve hizmet üretimi fazla olan ülkeler gelişmiş ülkeler iken sanayi ve üretimin az olduğu ülkeler geri kalmış ülkelerdir. Bize soruda verilen ülkelerden hangisi daha geri kalmıştır diyor. İtalya gelişmiş bir ülke. Türkiye yine Arjantin, Hindistan gelişmekte olan bir ülke. Ama Kenya verilen şehirler içerisinde bir Afrika ülkesi olan Kenya en geri kalmış ülkedir. Bu yüzden sorumsun cevabı A şıkkı Kenya'dır. Gelişmiş ülkelerde ekonomik faaliyetler üzerinde doğal koşulların etkisi daha az. Buna göre haritada numaralanmış ülkelerden hangilerinde ekonomik faaliyetler üzerinde doğal koşulların etkisi daha fazladır. Arkadaşlar gelişmiş ülkelerde ekonomik imkanlar, teknoloji imkanlar daha fazla olduğu için insanın doğa üzerine etkisi daha fazlaken geri kalmış ülkelerde teknoloji ve maddi imkanlar el vermediği için doğanın insan üzerine etkisi daha fazladır. Bakalım verilen ülkelerden hangisi daha geri kalmış? 1. ABD dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi. 2. Rusya yine dünyanın önemli gelişmiş ülkelerinden birisi. 3. Japonya yine dünyanın gelişmiş yörelerinden birisi. 5. Avustralya yine dünyanın gelişmiş yerlerinden birisi diyebiliriz. Ama 4 numara bir Afrika ülkesi Moritanya. Afrika genel itibariyle gelişmemiş bir yapıya sahiptir. O yüzden sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Türkiye'de Cumhuriyetin ilk yıllarında üretilen turunçgil, kayısı, şeftali gibi meyveler genelde üretim alanlarına yakın yerlerde tüketilmekteydi. Ancak günümüzde bu ürünler kısa sürede bozulmadan ülkemizin her tarafına kolayca ulaştırılmaktadır. Örneğin, Antalya'da akşama kadar toplanan portakallar akşam kamyonlara yüklenir. Gece saatlerinde Antalya'dan Ankara'ya taşınır ve sabahın ilk saatlerinden itibaren pazarlarda satılır. Bu durum çabuk bozulan meyvelerin tüketimini ve üretimini arttırmıştır. Parçadaki bilgilere göre hangi söylenmez? Dağıtımın gelişmesi üretim ve tüketimi arttırmıştır. Evet ulaşım gelişince arkadaşım meyvelerin tüketim ve üretimi artmıştır. Para artamına ulaşabiliyoruz. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi dağıtımızlandırmıştır. hızlandırmıştır. Evet geçmişte sadece e, üretildiği yerde tüketilir diyor. Ama artık kamyonlar vasıtasıyla hemen bir gecede başka şehirlere üretilebiliyor diyor. Ulaşımın sistemlerin gelişmesi dağıtımı hızlandırmıştır. Doğru. Dağıtım ve tüketimin artması üretim olumlu etkilemiştir. Evet son cümlemizde olduğu gibi meyvelerin tüketimi ve üretimini arttırmıştır. Dağıtım yani ulaşım hizmetlerinin gelişmesi dağıtım ve tüketimin artması da olumlu etki yaratmıştır. Beşeri yani insani faktörler üretim ve dağıtım tüketimi etkilemektedir. Evet ulaşımı kim geliştiriyor? İnsanlar. Ulaşımın dağıtımın gelişmesi üretimi tüketimi hepsini etkilemiştir. Değişkene baktığımız zaman iklim koşulların değişmesi tarımsal üretimi etkilemiştir. Paragrafa baktığımız zaman iklim koşulların değişmesi ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden sorumuzun cevabı D şıkkıdır.